Türkiye'nin dört bir yanında her yıl öğretmenler gününde öğretmenler değişik hayat hikayeleriyle anlatırken, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Kulsatan mahallesinde görev yapan Meryem öğretmen de ufedakar öğretmenlerden biri. Meryem öğretmen her sabah temizlik görevlisiyle birlikte eline aldığı keserle odunları kırıp sobayı yakarak öğrencileri sıcak bir ortamda geleceğe hazırlıyor. İnanın buraya geldiğim için o kadar çok mutlu oldum ki hiçbir zaman pişmanlık yaşamadım. Gerek şartlar olsun, gerek zorluklar olsun, bunların üstesinden elimizden geldiğince gelmeye çalıştık. Çocukların gerçekten eğitime ihtiyacı var. Yani öğretmenlere baktığımız zaman, köye geldikleri zaman, bir şeyler yapmaya çalıştıkları zaman bu çocukların mutluluğunu hiçbir şey yapamıyor. O kadar böyle onların mutluluğuyla mutlu oluyorsunuz ki. Onların bir gülümsemesi bazen size ilaç gibi gelebiliyor. Kış şartları burada zor olur. Malum köy okulu. Doğuda da kış sizin de bildiğiniz gibi zor geçiyor. Kışın sabah erkenden personelimizle birlikte biz okula geliyoruz. Sobamızı yakıyoruz. İşte çocuklarımız üşümesin diye. Her sabah okula geldiğim zaman onların karşılaması zaten bir dünya benim için. Geliyorum okula. Böyle bunu istisnasız her gün yapıyorlar. Yani sadece bir güne mahsus değil. Sanki ben ilk defa geliyormuşum gibi böyle kocaman sarılırlar bana. Çünkü o şekilde mutlu olduklarını biliyorum. Benim de o şekilde mutlu olduğumu biliyorlar. Öyle karşılıklı çok güzel bir diyalogumuz var onlarla. Yani buradan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit olan öğretmenlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Öğretmenlerimiz kıymetlidir gerçekten. Benim nazarımda en kutsal meslek öğretmenliktir. Çünkü öğretmenliğin apayrı bir yeri vardır. Gece başı.